affedersiniz istimna, el ile tatmin etme meselesi İbn Abidin'den okuyordum. Eliyle bir insanın kendini tatmin etmesi haramdır. Bunun psikolojik sebepleri de var zaten insanlarda. Onu söylemeye gerek yok. Bağımlılık yapıyor. Ama şimdi bu adamın bir de bir şartlarını değerlendirelim. Bu adam gurbette veya bir genç zinaya düşmesi muhtemel vesaire birisi ise ondan sonra ne yapacak bu? İstimna yapması, eliyle kendisini tatmin etmesi haram. Ne yapacak bu? Yapmaya yapmaya şehvet artıyor. Bu da öyle bir şey ki yani yaptıkça da şehvet artıyor, yapmadıkça da şehvet artıyor. Acayip bir şey yani. Diyelim ki zinaya gidecek. Ne yapacak o zaman bu adam? Yani fakihler, işte İbn Abidin'de geçiyor bu mesele. Günaha girmemesi umulur diyorlar. Günaha girmemesi. Ebu'l-Leys Semerkandî Hazretleri'nin fetvası biraz. O diyor ki bir insan eğer zinaya düşecekse eliyle kendisini tatmin etmesi vaciptir. Vaciptir. Niye? Zina yapacak. Yani şartları değerlendirmek lazım. Ama şunu da bilmek lazım. Bu sende bağımlılık olsun. Sen buna sürekli devam et. Bu zaten bağımlılık yapan bir şey. Ve insan beynine de vesaire zararlı bir şey. Fazla insanda şey yapıyormuş. Evli adam diyor ki artık kadınla beraber olmak canım istemiyor diyor. Ben buna alışmışım diyor mesela. Evet. Şimdi bu adama bu haram. Senin karın var orada. Kadın hasta mı? Yok. Bir şey yok. Bir de şu var. Sen bunu yaparken ne yapıyorsun sadece? Yoksa telefondan bilmem nelerden video açıp da izliyor musun? Onun günahı ne olacak? Ve emin ol o izlediği şey yaptığı şeyden daha fazla zarar verici. Yarın bu adam evlense oradaki gavurun yaptığı en pis şeyleri bu kadına yapmak istersen olacak. Ki ben kaç tane adam geldi bu mevzulardan şikayetçi, boşandılar da. Ters ilişkiye zorluyor. Niye? Filmlerden görmüşmüş. Ya ben bilmiyorum yani bu neslin geleceği. Yani bu filmler falan. Kaç sene sonra bu filmleri izleyenler mi izleyenler falan. Gençliğin ne duruma geleceğini. Aile hayatı, evlilik diye bir şey kalmayacak. Adamın karısına saygısı olmaz be. Onları izleyenin. Hocam. Veya kocasına saygısı olmaz ya. Ya orada o izlediği şeyleri isteyecekler birbirlerinin. Evet hocam.